İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 15 Eylül günlerden çarşamba. Kanal Fırat ana haber bülteni ile karşınızdayız. Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 66. pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreni gerçekleştirildi. Ya Rabbi bize güç ver, kuvvet ver. Helalinden çalışmayı bize nasip eyle. Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 66. pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreni gerçekleştirildi. Hadi bismillah. Ya Allah. Bismillah. Şeker fabrikasında düzenlenen etkinliğe Elazığ Valisi Erkay Ayırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Elazığ Şeker Fabrikası'nın ilk olarak 1956 yılında İçme Beldesi'nde kurulduğunu ifade eden fabrika müdürü Mümtaz Çelik, 3 il 75 köyde 1380 çiftçiyle sözleşme yaptıklarını ve teslim edilecek pancarın miktarının yaklaşık 260 bin ton olacağını söyledi. Elazığ Şeker Fabrikamız doğuda 3. şeker fabrikası olarak açılışı gerçekleştirilmiş olup, Türk Şeker'de ise 14. şeker fabrikası olarak açılmıştır. 2021 yılında 3 ilde 75 köyde 1380 çiftçi ile 42.535 dekar alana 310 bin ton akotası pancar sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan bu sözleşmeden teslim edilecek pancarın miktarı yaklaşık 260 bin ton olarak tahmin etmekteyiz. 260 bin ton pancardan 235 bin ton net pancar işlenecek olup 31.500 ton kristal şeker, 9.400 ton melaz ve 65 bin ton yaş küspe elde edilecektir. Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, özelleştirme kapsamında olan şirketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kapsamından çıktığının müjdesini verdi. 20 yıldan beri şirketimiz özelleştirme kapsamındaydı. Bugün bu müjdeyi burada sizlere veriyorum. Evet, ne mutlu bizlere ki çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla özelleştirme kapsamından çıktık. Hayırlı olsun ülkemize, Elazığ'ımıza ve tüm şehirlerimize. Elazığ Şeker Fabrikası'nın özelleştirmeden çıktığını söyleyen AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şimdi büyüme zamanı dedi. Bu yapının özelleştirilmemesi için geçmişten bugüne bütün arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi bir mücadelenin içinde olduk. Ben Sayın Genel Müdürümün şahsında Sayın Genel Müdürümüze ve tüm ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Artık özelleştirme işi de rafa kaldırıldığına göre bizim artık Elazığ Şeker Fabrikası'nı büyütmemizin zamanı geldi. Kazan dairesiyle alakalı bir revizyon içerisinde olduğunuzu biliyoruz ama bizim acilen türbinlerimizin yenilenmesi lazım. Ben bu talebi de bütün şeker üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve Elazığlı adına burada size ileteyim. İnşallah biz de genel müdürlük düzeyinde bunun takipçisi olacağız. Hep birlikte bu katma değeri, bu güzel tesisi bulunduğu noktadan bir tık öteye taşımanın mücadelesi içerisinde olacağız diyor. Bir kez daha kampanyamızın hayırlı ve vesile olmasını diliyor. 1300 pancar üreticisinin sevincine ortak olduklarını belirten Elazığ Valisi Erkay Ayırık, pancarın bölgeye 600'e yakın bir istihdam sağladığını, her yıl 200-300 milyon lira bandında değer kattığını söyledi. Bizim yaptığımız yaklaşık 1380 pancar üreticisine, o sayıyı da aşan etrafının, çevresinin sevincine ortak olmak. 24 Ocak'ta depremi yaşamış, sonrasında pandemiyle daralmaya girmiş ekonomik ortamda bizim Türk Şeker olarak buradaki müessese, vatandaşlarımıza, üreticilerimize ortaya koymuş oldukları emeklerin karşılığını sunmak için her daim güçlü bir şekilde hazır bulunuyor. Biraz önce arkadaşlarımız ifade etti. Bu bölgeye 600'e yakın
bir istihdam sağlayan, her yıl 200-300 milyon bandında lira olarak değer katan ve insanlarımızın köylerinde, beldelerinde, yaşam alanlarında müreffeh bir şekilde yaşamasını sağlayan önemli bir katkı sunmaktadır. Eğer böylesi sıkıntılı günlerde üreticimiz, insanlarımız ihtiyaçlarını, asli ihtiyaçlarını giderebiliyor ve günlük hayatını minnetsiz, muhannetsiz bir şekilde devam ettirebiliyorsa, işte burada Türk Şeker'in peşin yapmış olduğu nakdi avansların da elbette büyük önemi vardır. Dün Elazığ'da Japon turistin bıçaklanması olayının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve parti meclis üyesi Gürsel Erol tarafından başlatılan Misafirperver Elazığ hashtagine çok sayıda il yöneticisi ve vatandaş destek verdi. Dün Elazığ'da meydana gelen Japon turistin Elazığ'da bıçaklanması olayından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve parti meclis üyesi Gürsel Erol saat 20'de Twitter hesabından Misafirperver Elazığ hashtag ile kampanya başlattı. Milletvekili Erol yaptığı paylaşımda Elazığ il yöneticilerinden de destek istedi. Misafirperver Elazığ hashtagine Elazığ il yöneticileri ve Elazığlı vatandaşlar da destek verdi. Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ'ımız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim bir geçmişe sahip şehrimizdir. Elazığ, zengin doğal ve kültürel zenginlikleri barındıran bir kenttir. Anadolu toprağının özüdür, insanı hoşgörüyle yoğrulmuştur. Misafirperver Elazığ, dedi. Milletvekili Gürsel Erol'un başlattığı kampanyaya destek veren AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun tüm değerlerinin birlikte yaşandığı kültür ve tarih şehri Elazığ, misafirperverliğiyle ve kader şinaslığıyla örnek bir şehirdir. Elazığlıların kapısı ve gönlü misafirlerine ardına kadar açıktır. Misafirperver Elazığ paylaşımında bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da Gakkom merttir, Gakkom yiğittir, Gakkom misafirperverdir. Elazığ, kadir şinaslık ve misafirperverlikte öncü, içinde barındırdığı tarih ve kültür değerleriyle özdeşleşmiş kadim bir şehirdir. Şehrimiz ve yüreğimiz de her daim misafirlere açıktır. Misafirperver Elazığ ifadelerini kullandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolgağar ise, Elazığ'ımız misafirperverliği ve hoşgörüsüyle Anadolu'nun aziz şehridir. Kadir Şinas Gakkoların şehri Elazığ'ımızın kapıları her daim misafirlerimize açıktır. Misafirperver Elazığ dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ paylaşımında, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dostluğun, kardeşliğin vücut bulduğu, hoşgörünün şehri, Gakkoşların diyarı, Anadolu'nun kadim şehri Elazığ'ımızın ve Elazığlıların kim olursa olsun gönlü de kapıları da ardına kadar açıktır. Misafirperver Elazığ ifadelerini kullandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da, bu aziz şehri görmeden yaşamak ömürden sayılır mı? En güzel coğrafyanın, tarihin, kültürün ve medeniyetin sahibi kadim şehrimizin insanı, asil, mert, yiğit, vefalı ve misafirperverdir. Aziz şehrimizin ve yüreğimizin kapıları her zaman misafirlere açıktır. Misafirperver Elazığ, dedi. Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş yaptığı paylaşımda, ne demiş rahmetli Bünyamin Eroğlu? Vatanın elleri çok güzel ama Gakkoşlar diyarı Elaziz başka. Kadim bir geçmişe sahip, bilim, sanat ve kültür şehri Elazığ misafirperverdir. Misafirperver Elazığ diye kaydetti. AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım da paylaşımında, medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birçok rengi ve kültürü misafir eylemiş kadim bir şehirdir Elaziz. İsmi Aziz, insanı Aziz, Mamuratül Aziz diye ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver de, bir meczubun günahı bir şehire, hele ki Elazığ gibi alimler, kamiller, mürşitler, evliyalar, yiğitler ve şehitler yetiştirmiş Türk İslam beldesi bir şehre mal edilemez. Elazığ candır, Türk bayrağı.
misafirperver Elazığ ifadelerini kullandı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da, medeniyet ve hoşgörü şehri Elazığ, misafirperver Elazığ. Gelip görüp yaşayan insanların gönlünde taht kuran şehir Elazığ. Gönlü ve yüreği sevgi dolu, mert insanların şehri Elazığ, misafirperver Elazığ dedi. Özorman İş Elazığ Şubesi'ni ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, çalışanların taleplerini dinledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Özorman İş Elazığ Şubesi'ni ziyaret ederek orman çalışanları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen programa katılan Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, orman yangınlarında orman çalışanlarının canını hiçe sayarak canla başla mücadele ettiğini kaydetti. Güneyde ve batıda yaşanan orman yangınları münasebetiyle Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm teşkilatın vermiş olduğu mücadeleyi hepiniz şahit olduk. Bu vesileyle sizler Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nü ve yangın ekibinde çalışan yangın işçilerini ziyaret ediyor olmanız bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hakikaten Tarım Orman Bakanlığı'nın ve Orman Genel Müdürlüğümüzün en zor günleriydi. Öz Orman İş Şube Başkanı Mustafa Tepe, Milletvekili Balık'tan ormanda çalışan mevsimlik işçilerin kadroya alınmasını talep ettiklerini söyledi. Öz Orman İş Sendikası olarak bazı taleplerimizi özellikle orman teşkilatında 10 ay çalışan mevsimlik işçilerimiz var. Bunların kadroya geçirilmesiyle ilgili taleplerimizi ilettik. Biz kendilerine, bizi ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de çıkan büyük yangınlarla birlikte orman çalışanlarının fedakarlıklarının bir kez daha görüldüğünü belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, çalışanların sıkıntılarını dinleyeceklerini kaydetti. Çünkü şu gösterdi ki gerçekten Muğla'da ve Türkiye'deki bu büyük yangınların arkasından sizlerin ne kadar fedakarca çalıştığını, sizlere ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu ve çalışırken hakikaten canınızı dişinize takarak, ölümü göze alarak çalıştığınızı bütün Türkiye ile birlikte bizler de gördük. Ben ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü ilk andan itibaren Elazığ ekibi de hem araç ekipmanlarıyla hem de kendileri bizzat giderek yangınlarda müdahil oldular. Ve hakikaten o bana göre milli mücadelede katkı sağladılar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün teşekkürle birlikte elbette ki sıkıntılarını, sektörde yaşadıkları sıkıntıları da dinlemeye geldik. Bu orman yangınlarından sonra pek çok şey değişti Türkiye'de. Evet, orman alanlarını genişletmek açısından, büyütmek açısından AK Parti döneminde gerçekten çok muazzam bir çalışma yapıldı. Ormanlarımızı 3 katına 4 katına çıkardık. Aksaray Mahallesi'nde kullanılamaz halde bulunan 17 bin metrekarelik alan Elazığ Belediyesi tarafından mesre alanına dönüştürülecek. Elazığ Belediyesi Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokağı'nda bulunan ve zamanla kullanılamaz duruma gelen çamlık alanı yeni bir yaşam alanına dönüştürüyor. Çimento fabrikasının arkasında yer alan ve toplam 17 bin metrekarelik zemine sahip çamlık alanda mevcuttaki karaçam ağaçları korunarak yeni bir mesire alanı yapılacak. Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda alana kauçuk ve parke yürüyüş yolları, çeşme, oturma üniteleri, spor alanları, çocuk oyun grupları, kum havuzu ve basketbol sahası yapılacak. Yeni dinlenme alanının Aksaray Mahallesi için yerinde bir hizmet olduğunu kaydeden Muhtar Özcan Bal, yapılacak çalışmanın önemli bir eksikliği gidereceğini ifade etti. Mahallemiz şehrin en eski yapılarına sahip olan mahallelerinden biri. Bu tarz mahallelerin sosyal alana, sosyal donatılara çok ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu an bulunduğumuz alan geçmişte çimento fabrikasına ait olan bir alan. Geçmiş dönemlerde çimento fabrikası duvarını daha geri çekerek bu alanı belediyeye bırakmış. Biz de bu alan atıl durumda olduğunu belediye başkanımız Şahin Şerifoğlu'na ilettik. Geldiğimiz noktada inşallah küçük bir mesire alanı olarak çalışmalar başladı. Bu alan Aksaray Mahallesi olsun, Kızılay Mahallesi olsun, gerek Sanayi Mahallesi'nin
ortak alanı olarak kullanılabilecek bir alan. Mahallemiz adına Sayın Başkanımıza da bu alanı başlattığı için teşekkür ederim. Ve bununla beraber bu tarz alanları daha fazla yapılması için kendisiyle de zaten konuyu görüşmüşüz. İnşallah çok daha sosyal donatıları bol olan bir Aksaray Mahallesi görmek istediğimizi her fırsatta kendisine ilettik. Kendisi de inşallah başlangıcı yaptı. Bununla beraber yeni alanlar da kendisine gösterip yeni alanları da yapmak için bir mücadele vereceğini bizlere iletti. Aksaray Mahallesi'nde başlatılan yeni yaşam alanı yapım çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Abdullahpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan 3. etap alanı içerisinde yer alan 713 konutun kura çekimi 17 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, kura çekiminin ardından kısa süre içinde anahtar teslimlerinin de yapılacağını söyledi. 24 Ocak depreminde büyük hasar alan noktalardan biri de Abdullahpaşa Mahallesi. Abdullahpaşa Mahallesi'nde ağır hasar alarak yıkılan ve kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 3+1 şeklinde tasarlanan 3. etap konutlarının gerçekleşecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Abdullahpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan ve 3. etap içinde yer alan 713 konutun kura çekimi 16 Eylül Perşembe günü noter huzurunda gerçekleşecek. Bizler de 3. etap içerisinde yer alan 3+1 konutunun 1. katındayız. Girişten ilerlediğimizde hemen sol tarafta bizi bir mutfak karşılıyor. Kadınların, ev hanımlarının daha çok zaman geçirebileceği bir mutfak 3+1 konutuna göre tasarlanmış. Mutfak dolapları şöyle. Mutfaktan ilerlediğimizde yine koridordan devam ediyoruz. Sol tarafımıza geldiğimizde sol tarafta da bizi bir salon karşılıyor. 3+1 konutuna göre tasarlanmış bir salon. Koridordan devam ettiğimizde sağ tarafta lavabo mevcut. Ve lavabonun hemen yanında da 3+1 konutuna göre dizayn edilmiş bir banyo mevcut. Koridorun sonunda bulunan bir kiler var tabii. Eşyaların konulabileceği, saklanabileceği bir kiler. Koridorun hemen ilerisinde yani sonunda da bir oturma odası mevcut. 2 kişilik, 3 kişilik ailelerin vakit geçirebileceği bir oturma odası. Oturma odasının yanında da çocuk odası mevcut. Çocukların uyuyabileceği, vakit geçirebileceği bir çocuk odası. Çocuk odasının hemen yanında da 3+1 konutuna göre son olarak bir yatak odası mevcut. Kura çekimi gerçekleşecek konutlarla ilgili bilgi veren Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, kura çekiminden sonra gelecek hafta anahtar teslimlerinin gerçekleşeceğini ifade etti. Evet, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bilindiği üzere kentsel dönüşümden 4 etaptan oluşan yaklaşık olarak 2500 konutun yapıldığı mahallemizde 1. ve 2. etaplarımız kura çekimleri ve evlerine yerleşme işlemleri bitti. Şu an 3. ve 4. etaplarımız kalmıştı. Yarın inşallah saat 11'de yine siz değerli televizyon kanallarımızda canlı olarak kura çekimlerimiz 3. etabın olacak. Böyle bir ay, 1,5 ay sonra da inşallah bir aksilik çıkmazsa 4. etabın kura çekimleri olur. Yarın saat 11'de dediğim gibi 3. etabın kura çekimleri olacak. Haftaya da hemen anahtar teslimleri başlayacak. 713 konutumuzun orada hak sahibi var. Hak sahibi olarak 713 konutun kura çekimi yarın gerçekleşecek. Mahallemize tekrardan hayırlı olsun. Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, kura çekimlerinin ardından hak sahibi olan kişilerin listeleri mahallede bulunan çevre şehircilik irtibat ofislerinde ve muhtarlıkta askıya çıkarılacağını söyledi. Listeler hem çevre şehircilik mahallemize bulunan irtibat bürolarında bir de muhtarlık binamızda asarız. Ve hem cuma günü büyük ihtimal de pazartesi günü ki ya da salı günü başlayacak olan konut anahtar teslimlerini, tarihlerini duyuracağız. Fırat Üniversitesi bir başarıya daha imza attı. Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Zülfü Genç ve ekibi tarafından geliştirilen yazılım ile öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak. Birçok projeyle ilklere imza atan Fırat Üniversitesi her alanda ülkenin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Zülfü Genç ve ekibi tarafından 16 aylık emeğin sonunda giyilebilir sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım ve uygulaması olan hastalık teşhisi ve hasta takibi için yapay zeka destekli akıllı bileklik tasarım ve uygulaması projesi KOSGEB ile ilgili kurullar tarafından kabul edilerek desteklendi. Öncelikle sesimizi ve öksürüğümüzü kaydediyoruz belli bir süre. Bunu dinleyebiliriz. Sonra analize gönder butonuna basıyoruz ve sistemimize gönderiliyor. Analiz ediliyor. Ve sonuç olarak analiz sonucunuz korona olmadığınız yani negatif yönündedir diye sistemden bir geri cevap gelmiş oluyor. Doçent Doktor Genç projeyle belirli semptomları gösteren hastaların giyilebilir sensörlerden alınan sinyalleri yapay zeka destekli yazılımla işleyerek doktorların kullanabileceği karar destek sistemi oluşturacaklarını söyledi. 2020 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın Ar-Ge ve İnovasyon destekli programı kapsamında Elazığ KOSGEB'e sunmuş olduğumuz hastalık teşhisi ve hasta takibi için yapay zeka destekli Akıllı Bileklik Tasarım ve Uygulaması adlı projemiz ilgili kurullar tarafından kabul edilerek desteklenmiştir. Bu proje kapsamında yaklaşık 16 aylık bir süreçle içerisinde sağlık sektöründe kullanılabilecek giyilebilir sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım ve uygulama gerçekleştirdik. Üretilen akıllı saat ve bileklik yardımıyla hastalıkların teşhisi ve tespit edilmiş hastalardan alınan veriler sağlık sistemine gönderiliyor. Kolumda görüyorsunuz, 2 adet farklı yeni tasarım gerçekleştirdik. Bu akıllı saat ve bileklik yardımıyla hastaların teşhisi ve hastalığı tespit edilmiş hastalardan aldığımız verilerle sağlık sistemine veriler gönderiyoruz. Sensörler bu akıllı bileklik aracılığıyla ve belirli semptomları gösteren hastaların bu giyilebilir sensörlerden gelen sinyaller vasıtasıyla merkez serverımızda kurulu olan yapay zeka destekli yazılım üzerinde bu veriler işlenerek hastaların hem teşhisi hem de takibini gerçekleştirebilmekteyiz. Yazılımda öksürük sesinden hızlı koronavirüs testi çalışmalarının devam ettiğini dile getiren doçent doktor Genç, ilk kez bu testin mobil uygulamaya eklendiğini ve %60 ila 80 arasında doğru sonuç alındığını vurguladı. Covid özelinde bir projeyi 16 aydır devam ettirmekteyiz ve Ar-Ge sürecimizi tamamladık. İlerleyen süreçte mevcut yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Yazılımda geldiğimiz en önemli noktalardan biri de COVID teşhisinin öksürükle tespitini gerçekleştiren bir yazılım üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. Yaklaşık 3000 tane elimizdeki veriyle herhangi bir kişinin den almış olduğumuz ses ve öksürük kayıtlarına göre kişinin COVID olup olmadığına karar vermeye çalışıyoruz. Bizim devam ettirdiğimiz çalışmalarda da %60 ile %80 arasında bir başarı elde ederek bir kişinin öksürük ve ses verisinden COVID olup olmadığını da tespit edebiliyoruz sadece saniyeler içerisinde. Doçent Doktor Genç bu entegrasyon sayesinde telefonda hızlı bir şekilde koronavirüs testi alma olanağını ortaya çıkaracağını bildirdi. Şu anda hali hazırda Diyarbakır ve Mardin'de hastalarımızın üzerinde de bu saatler var ve onlar üzerinden veriler alıp anlık onların takiplerini gerçekleştirebiliyoruz. Ve bu yazılım sistemi sayesinde hastanın anlık verilerini doktoru ve onun bağlı olduğu tüm sağlık birimlerindeki kişiler, hatta Sağlık Bakanımız da bu verileri görebilme şansına sahip olabilecek.
Üretim yapamayan, sebze ihtiyaçlarını manavdan karşılayan vatandaşların kendi elleriyle tarladan sebzelerini toplaması amacıyla Tarım İl Müdürlüğü yeni bir projeyi hayata geçirdi. Projenin uygulandığı ilk köy Salkaya Köyü oldu. Sebzeni tarladan kendin topla projesi Salkaya Köyü'nde hayata geçti. Proje ile şehir yaşamıyla birlikte taş binalar arasında yaşamak zorunda olanların ihtiyaç duydukları sebzeleri tarlalardan kendilerinin toplamasına imkan sağlanıyor. Salkaya Köyü'nde uygulanan proje ile ilgili bilgiler aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'dan başlayan projenin tüm illere örnek olmasını temenni etti. Özellikle bu sebze hasat etkinliğinde Elazığ'ımıza has yeni bir kültürü de hayata geçirme ve bu kültürü yaşatma adına da farklı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın ismini de sebzeni tarladan kendin topla etkinliği. Burada değerli arkadaşlar, özellikle vatandaşlarımız bu hasat döneminde ihtiyaç duydukları sebzeleri kendi araçlarıyla buraya gelip ailece kendi elleriyle toplayıp tartımını da kendileri yaptıktan sonra uygun fiyatlarla tüketmek üzere alım işini gerçekleştiriyorlar. Bu da çok güzel bir kültürü inşallah ilimizde diğer illere de örnek olacak şekilde hayata geçiriyor. Burada hedeflediğimiz şey bu. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin son dönemde beton yığınları içerisinde kaldığı, tarladan, topraktan, doğadan uzaklaştığı bir dönemde çocukların ebeveynleriyle birlikte kendilerinin gelip tarladan Elazığ'a has tadı ve kıvamı olan bu sebzeleri kendi elleriyle toplayıp götürmeleri bizim için çok önemli bir durum. Üretici Fethi Çakmak ellerinden geldiği kadarıyla üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek vatandaşların ürünlerini kendileri topladıklarını ve bundan büyük keyif aldıklarını söyledi. Elimizden geldiği kadar Elazığ halkına üretimde yapıp onlara büyük katkıda bulunmaya çalışmak istiyoruz. Ve bu kendin toplama sistemini geliştirdik. Müdürlerimizle Tarım İl Müdürlüğü'nden beraber geliştirdik. Burada ailece geliyorlar, kendi topluyorlar, topladığı ürünü getirip ondan sonra şey yapıyorlar. Hem ürünü topluyorlar hem de ondan sonra ailece gelip böyle bir doğada gezmiş, sebzenin içinde sebze toplama zevkini tadıyorlar ve ondan sonra getirip dağıtıp gidiyorlar. Elazığ Müftülüğü tarafından Akçakiraz Beldesi Yeşil Kuşak Mahallesi'nde 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursu açıldı. Akçakiraz Beldesi'nde bulunan Yeşil Kuşak Mahallesi'nde 4-6 yaş çocuklarına eğitim verecek olan Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Açılışı Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, İl Müftüsü Selami Aydın, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumanda, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Şahin Kara ve diğer davetliler katıldı. Bu yavrularımızı vatanımıza, milletimize hizmet edenlerden eyle ya Rabbi. Annelerine, babalarına, milletimize bağışla ya Rabbi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Toplayın. Hay hanım. Akçakiraz Yeşil Kuşak Camisi İmam Hatibi Hikmet Kaya, Kur'an kursunda vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirileceğini söyledi. Mübarek eğitim yuvasında inşallah vatana, millete ve bütün insanlığa faydalı olacak evlatların yetişeceğine biz hüsnü niyetle inanıyoruz. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, insanlığı kasıp kavuran bir virüsle mücadele edildiğini belirterek değerler eğitimine dikkat çekti. İnsanlığı, bütün yer küreyi, bütün yeryüzünü kasıp kavuran bir illetle mücadele ediyoruz. Ve aynı zamanda biz biliyoruz ki ve her günde şahit oluyoruz ki her taraf mayın tarlası. Ve bütün caddelerimiz, bütün sokaklarımızdan oluk oluk, sel sel günahlar akıyor. Ve biz de gerçekten bu insanlığı kasıp kavuran bu hastalıktan, bu illetten, bu günahtan, bu vebadan kurtulmanın birinci ve en birinci yolu olarak değerler eğitimi görüyoruz. Medeniyet eğitimi diyoruz. Ve bunun içinde enerji harcayan, gayret gösteren, sürekli sahada olan Sayın Müftümüze gerçekten ben teşekkür ediyorum. Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İl Müftüsü Selami Aydın, küçük yaşta eğitimin önemli olduğunu ifade etti. Bizden sonra bu sancağı bunlar daha ileriye götürecekler. Buna inanıyoruz. İnşallah. Devletimize, milletimize, dinimize, diyanetimize
insanlığa hizmet edecekler. Allah-u Teala bunlardan razı olsun. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El-ilmü ferillatun ala kulli müslimin ve müslimetin. İlim öğrenmek kadına da erkeğe de farzdır. Programda Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya çocuklara oyuncak dağıttı. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu 21 Eylül tarihinde bir otelde kadın kuaförler ve güzellik salonu sahipleri için etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu 21 Ekim tarihinde düzenleyecekleri programın detaylarını açıkladı. 21 Eylül günü Allah nasip ederse saat 4'te Hilton Oteli'nde bütün bayan kuaförler ve güzellik salonlarımızı bekliyoruz. Çünkü onlara yönelik gerçekten çok güzel çalışmalar yaptık. Onlara yönelik çok güzel böyle eğitimler, seminerler, organizasyonlar ve detayında da inşallah bir yiyip içecek ikramlarımız olacak. Detayında inşallah canlı ve müziğimiz olacak. Katılımcı bütün meslektaşlarımızı bekliyoruz. Başkan Türkoğlu erkek üyeleri için de yakın bir tarihte program düzenleyeceklerini kaydetti. İnşallah en kısa zamanda, yani bunu belki tarihini inşallah 21'inde açıklayacağız ama en kısa bir süreçte bayan kuaför ve güzellik salonlarına yapmış olduğumuz eğitim, seminer detayında inşallah bayan erkek kuaförlerine de aynı şekilde sunum yapacağız. Türkoğlu etkinliğin ücretsiz olduğunun altını çizdi. Katılım ücretsizdir. Bütün bayan kuaför ve güzellik salonu meslektaşlarımız davetlidir. Tekrardan burada ifade edeyim. 21 Eylül Salı günü akşam 4'te programımız başlayacak Hilton Oteli'nde. Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'yı ziyaret etti. Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'yı ziyaret etti. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Becerikli'ye çalışmalarında başarılar diledi. Mazgirt'ten ben AK Partili bir adayın sandıktan çıkıp makam haliye oturmasını ben gerçekten çok anlamlı buluyorum. Çok güzel bir süreç yaşatmış ki o güveni bütün seçmenlere tesis etmiş ki herkese ve herkesime, özellikle bu cümleyi seçerek kullanıyorum. Herkese ve herkesime eşit mesafede durmuş ki millet güvenmiş, o güveni de millete tesis etmiş ve gerçekten menzile varmış. Ben kendisini Mazgirt gibi bir yerde AK Parti adayının seçimi kazanmasından dolayı hakikaten ben gıptayla bakıyorum kendisine ve kendisini de hem tebrik ediyorum hem takdir ediyorum ve çalışmanda üstün başarılar diliyorum. Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, belediyeler halkın temel hizmet noktalarıdır dedi. Belediyeler halkın temel hizmet noktalarıdır. Bunu her yönüyle işte AK Parti belediyeciliğini buluşturup halkımızın, insanlarımızın temel sorunlarını, memleketimizin temel sorunlarını el birliğiyle aşıp çözmeyi inşallah arzuluyoruz ve yapıyoruz da. Tabii bu alanda belediyeler arası dostluk, kardeşlik bağlarının pekişmesi, bunların geliştirilmesi arzusundayız. Konuşmaların ardından Başkan Kaya günün anısına Başkan Becerikli'ye hediye takdim etti. Hemşehrimiz Doktor Sertaç Solgun'a Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni bir görev verildi. Daha önce Balıkesir Polis Okulu Müdürlüğü yapan hemşehrimiz Solgun, Tanık Koruma Daire Başkanlığı'na atandı. Hemşehrimiz Doktor Sertaç Solgun'a Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görev verildi. Daha önce Balıkesir Polis Okulu Müdürlüğü yapan hemşehrimiz Solgun, Tanık Koruma Daire Başkanlığı'na atandı. 1969 yılında Elazığ'da doğan Solgun, ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak atamasının yapıldığı İstanbul ilinden sonra Erzincan, Muğla, Muş, Edirne, İzmir illerinde görev yapan Solgun, 2014-2017 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Tanık Koruma Daire Başkanı Yardımcısı, Güvenlik Daire Başkanı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017-2019 tarihleri arasında Gaziantep Pomem Müdürlüğü görevine müteakip,
20 Eylül 2019 tarihinde Balıkesir Pomen Müdürlüğü'ne okul müdürü olarak atandı. Muğla Üniversitesi'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve alternatif çözüm önerileri konulu teziyle yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi'nde Türkiye'nin iç güvenliği konulu teziyle doktora yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Solgun, tanık koruma daire başkanlığı görevine getirildi. Medya grubumuz olarak hemşehrimiz Solgun'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Uzun yıllar Elazığ'da görev yapan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse'nin ağabeyi Hasan Köse vefat etti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Osman Köse ağabeyini kaybetti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse'nin ağabeyi Hasan Köse, Perşembe günü öğlen namazına müteakip Köprübaşı Beşköy'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Başsavcı Köse'nin acılı gününü Trabzon platformu adına Başkan Köksal Öztürk duyurdu. Öztürk açıklamasında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcımız Köprübaşılı hemşehrimiz Osman Köse'nin ağabeyi Hasan Köse vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazında Köprübaşı Beşköy'den kaldırılacaktır. Mekanı cennet olur inşallah. Aileye sabırlar dileriz ifadelerine yer verdi. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Fethi Sekin Şehir Hastanesi uroloji uzmanı operatör doktor Eyüp Oğuz, prostat kanserinin tedavisinde erken tanının önemli olduğuna dikkat çekerek hastalığın da dünyada görülen hastalıklarda ilk sıralarda yer aldığını söyledi. 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde hastalıkla ilgili açıklama yapan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Eyüp Oğuz, prostat kanserinin dünyada görülen hastalıklarda ikinci sırada yer aldığını söyledi. İlerleyen yaşlarda mutlaka prostat kanseri görülebiliyor. 90 yaşın üzerinde çok sık, 70-80 yaş grubu içerisinde oldukça yaygın bir hastalık. Akciğer kanserinden sonra dünyada ve ülkemizde ikinci sırada yer alıyor prostat kanseri. Nedenleri dediğimiz gibi ilerlemiş yaş. Birinci derece akrabalarında prostat kanseri olan kişilerin de prostat kanserine yakalanma riskleri normal vatandaşlara göre iki kat artmış durumda. Beslenme alışkanlıklarının kötü olması, doymamış yağlardan zengin gıdalarla beslenen kişilerde, özellikle iç yağı, hayvansal yağ tüketen kişilerde, sigara içen kişilerde, obezite, çok aşırı kilolu kişilerde prostat kanseri daha çok görülüyor ve daha çok yatkın oluyorlar. Beslenmenin önemli olduğuna dikkat çeken Oğuz, erken teşhis için 40 yaş üstünün mutlaka sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini kaydetti. 50 yaşına girmiş vatandaşlarımızın yılda bir kere prostatlarını kontrol etmelerini, prostat spesifik antijen dediğimiz kan tahlillerini yapmalarını öneriyoruz. Prostat spesifik antijen yüksekliğine bağlı olarak ek tanılar ve tetkikler yapılıyor. Ek görüntüleme yöntemlerine müracaat ediliyor. Ailesinde prostat kanseri olan babasında, erkek kardeşinde ve abilerinde prostat kanseri olan kişilerin 50 yaşını beklemeden 40 yaşında hastanemize müracaat edip bu kan değerlerine baktırmaları, görüntüleme yöntemlerini yaptırmaları gerekiyor. İl Jandarma Komutanlığı yaptığı çalışma sonucunda iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Jandarma iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve sattığı bilgisini aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı araç içme yolu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi. Jandarma ekipleri yakalanan ruhsatsız tabanca ve mermilere el koyarak şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Fizik tedavi uzmanı Doktor Gülay'dan Kal, fizik tedavisinde hastanın durumuna göre tedavi sürecinin değiştiğini söyledi.
Uzun bir süredir kamu hastanelerinde hizmet veren fizik tedavi uzman doktoru Gül Aydenkal, Anadolu Hastanesi'nde göreve başladı. Şimdiye kadar 7 yıldır kamu hastanelerinde fizik tedavi rehabilitasyon uzman hekimi olarak görev yapıyordum. Bugünden itibaren ise Özel Doğu Anadolu Hastanesi'nde fizik tedavi rehabilitasyon uzman hekimi olarak görevime devam edeceğim. Fizik tedavi uzmanı Doktor Kal, fizik tedavi bölümünde kireçlenme, menüsküs ve kas yırtıkları, bel ve boyun fıtıkları, yumuşak doku romatizmaları, felç inme gibi rahatsızlıkların tedavi edildiğini söyledi. Fizik tedavi bizim dejeneratif eklem hastalığı dediğimiz, halk arasında ise kireçlenme olarak bilinen her türlü diz, omuz, bel, boyun gibi kireçlenmeler. Bunun dışında menisküs yırtıkları, omuz kas lezyonları, kas yırtıkları, bel ve boyun fıtıkları, yine bizim fibromiyalji dediğimiz yumuşak doku romatizmaları gibi her türlü kas iskelet sistemi hastalığına baktığı gibi felç ve veya inme, serebral palsi, MS, Parkinson, omurilik yaralanması gibi her türlü nörolojik hastalıkların rehabilitasyonuna, ayrıca da diz, kalça protezleri gibi ya da kırık çıkıklar gibi ortopedik hastalıkların rehabilitasyonlarına da bakan bir branştır. Bunların yanında fizik tedavinin girişimsel işlemleri de bulunmaktadır. Bunlar her türlü kas iskelet sistemi, PRP enjeksiyonları, kuru iğneleme, yine eklem içi, hyaluronik asit ve kolajen enjeksiyonlarıdır. Doktor Kal, tedavi sürecinin hastaya göre değiştiğini belirtti. Her hastaya göre ayrı reçete çıkarılmaktadır. Kimi hastada 10-15 seans yeterliyken, kimi hasta 30-35 seansa, hatta 90 seansa, 120 seansa kadar uzayan hastalarımız olmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanı Oğuzhan Demir, Fırat Anaokulu müdüresi Onur Demir, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde biyolog, terör gazisi Uğur Demir'in babaları Ahmet Demir vefat etti. Merhum Hilalkent Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanı Oğuzhan Demir, Fırat Anaokulu müdüresi Onur Demir, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde biyolog, terör gazisi Uğur Demir'in babaları Ahmet Demir vefat etti. 84 yaşında hayatını kaybeden Demir için öğlen namazına müteakip Hilalkent Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Or, AK Parti Eski İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş başkanları ve Demir ailesinin yakınları katıldı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Merhum, kılınan cenaze namazının ardından Yurtbaşı beldesinde bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Hilalkent Camisi taziyevinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Elazığ bölgesi boks antrenörü Oral Aslan'ın adı boks antrenman salonuna verildi. Elazığ bölgesi adına ringe çıktığında defalarca Türkiye şampiyonu olan ve boksu bıraktıktan sonra Elazığ bölgesinde boks antrenörü olarak görev yapmaya başlayan Oral Aslan,
kısa bir süre önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etmişti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı çalışmaların ardından Oral Arslan'ın adını boks idman salonuna vererek ahde vefa örneği sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın dönemde kaybettiğimiz milli sporculuk ve antrenörlük yapmış kıymetli hocamız Oral Arslan, seni asla unutmayacağız. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah" açıklamalarına yer verdi. Başkent Göz Gözler Akademi Futbol Kulübü maçında rakip takım oyuncularının vakit geçirmesine sinirlenerek yedek kulübesiyle tartıştığı esnada sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle oyundan ihraç edilen Elazığ Spor kalecisi Okan Aytekin'in cezası Perşembe günü açıklanacak. Başkent Göz Gözler Akademi Futbol Kulübü maçında rakip takım oyuncularının vakit geçirmesine sinirlenerek yedek kulübesiyle tartıştığı esnada sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle oyundan ihraç edilen Elazığ Spor kalecisi Okan Aytekin'in cezası Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen genç kaleci için tutulan raporda, hukuk müşavirliğince 14 Eylül 2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu şöyle: 21, Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Okan Aytekin'in 12 Eylül 2021 tarihinde oynanan Başkent Göz Gözler Akademi Futbol Kulübü Elazığ Spor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca ve hakaretleri nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir açıklaması yer aldı. Okan Aytekin'in muhtemelen 3 veya 4 maçtan men cezası olması bekleniyor. TFF 3. Lig 1. grubun 3. haftasında oynanacak olan Elazığ Spor Artvin Hopa Spor maçı biletleri Perşembe günü satışa sunulacak. TFF 3. Lig 1. grubun 3. haftasında oynanacak olan Elazığ Spor Artvin Hopa Spor maçı biletleri Perşembe günü satışa sunulacak. Bilet fiyatları ligin ilk haftasında oynanan Bergama Belediyespor maçında olduğu gibi 10 TL'den satılacak. 19 Eylül Pazar günü saat 15'te Doğukent Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya yine çift doz koronavirüs aşısı olan taraftarlar alınacak. Biletler maç gününe kadar Elazığ Spor Store'dan satışa sunulacak. Maç günü ise hem Doğukent Stadyumu'ndan hem de Elazığ Spor Store'dan satışa devam edilecek. Hafta sonu deplasmanda Alanya Kestel Spor'la karşılaşacak olan Elazığ Karakoçan takımımız, Gençlik Merkezi Sentetik Sağ'da yaptığı taktik ağırlıklı çift kale maçıyla hazırlıklarına devam etti. İlk iki haftada topladığı 4 puanla ligde iddiasını ortaya koyan ve hedefini playoff olarak belirleyen Mavi Beyazlı temsilcimiz Elazığ Karakoçan takımı, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Alanya Kestel Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Saat 16'da Gençlik Merkezi Sentetik Sağ'da 15 dakikalık ısınma çalışması yapan temsilcimiz, ardından ise taktik ağırlıkta çift kale maçı yaptı. Teknik sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları eşliğinde yapılan çift kale maçına tüm futbolcuların katıldığı öğrenilirken, çalışmalar Perşembe günü yapılacak olan antrenmanla devam edecek. Elazığ Karakoçan teknik sorumlusu Ender Çınar, her maçlarının final olduğunu ve sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Öncelikle tabii Alanya Kestel maçı bu hafta oynayacağımız maç. Geçen hafta galip geldik. Futbolcu arkadaşlarımı tabii kutladım. Dinlenme bir gün izin verdikten sonra dün itibariyle antrenmanlarımıza başladık. Artık dediğim gibi bizim her maçımız final maçı. Deplasman olsun, iç saha olsun. Her maçımız final ve her maçımızı 3 puan almak için gidiyoruz tabii ki. Burada da çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yapıyoruz. Alanya Kestel'i bugün analizinde gördük. Alanya Kestel'de sonuçta 2 maçtır mağlup olan bir takım. O da tabii ki kendi evinde maçını alabilmek adına her şeyi, tüm gayreti gösterecektir. Bizler de iyi çalışıyoruz. Yani amacımız dediğim gibi oradan da Allah nasip ederse puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İlimizin köklü spor kulüplerinden DSE Spor 18 ve 19 Eylül tarihleri arasında futbol takımı için futbolcu seçmeleri yapacak. İlimizin köklü spor kulüplerinden DSE Spor futbol takımına oyuncu kazandırmak amacıyla 18 ve 19 Eylül tarihlerinde futbolcu seçmeleri yapacak. Yeşil Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre 18 Eylül Cumartesi 2008, 2009, 2010 doğumlular
19 Eylül Pazar günü ise 2006 ve 2007 doğumlular için altyapı futbolcu seçmeleri yapılacak. Elazığ Belediyesi Kültür Park Halı Saha'da cumartesi ve pazar günü yapılacak olan seçmelerin saati ise 16.30 olarak belirlendi. Seçmelerle ilgili 0552 937 2923 nolu telefondan bilgi alınarak irtibata geçilebilecek. Eski bir lisanslı futbolcu olan Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, 1. amatör kümede mücadele edecek olan Karakoçan 1985 futbol takımının formasını giyerek yeşil sahalara yeniden dönecek. 23 Ekim'de başlayacak olan 2021-2022 1. amatör küme futbol maçlarında sahada kaymakam futbolcu da görebileceğiz. Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, geçmişte lisanslı futbolcu olarak amatör futbolun tozunu yutmuş bir yöneticimiz. Son olarak görev yaptığı Karakoçan Kaymakamlığı'nda ilçesinin 1. amatör kümede mücadele edecek olan takımı Karakoçan 1985 Spor'un başarısı için sahada ter dökecek. Karakoçan 1985 Spor Kulübü'nün sezon açılışı yapılan törenle gerçekleşti. 2021-2022 futbol sezonu açılış törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 23 Ekim'de başlayacak olan 1. amatör ligimizin hazırlıklarına bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Davetimize icabet eden tüm katılımcılara kulübümüz adına teşekkür ediyoruz. 2021-2022 yılı yeni sezonumuz, açılış sezonumuzun hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler de Karakoçan Belediyesi olarak dün yanınızdaydık. Bugün yanınızda olmaya çalışacağız. İnşallah yarın da yanınızda olarak her zaman burada yerimizi alacağız. Yeni dönemde hepinize başarılar diliyor. İlçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bir üst ligde, mal liginde, hep hayal ettiğimiz ligde sizleri görmek ümidiyle, saygıyla selamlıyorum. Karakoçan 1985 Spor Kulübü'nün 2021-2022 1. amatör küme sezon açılışına hepiniz hoş geldiniz. Karakoçan 1985 bizim için önemli, ilçemizin en önemli değerlerinden biri, kıymeti. Bu sene inşallah 1. amatör kümede iyi bir şekilde mücadele edip seneye bal liginde katılmaya hak kazanacağımıza ben inanıyorum. Belediyemize, kulübümüze destek olan diğer kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum. Sezon açılışında takımının antrenmanına katılan Kaymakam Abdullah Şahin, uygun görüldüğü takdirde Karakoçan 1985 spor formasını giyeceğini söyledi. Yaklaşık 5 yıl oynadık. 2001-2006 forvetle oynadım. Belli oluyor. Köyceğiz Belediyespor'da. 5 yıl bir geçmişimiz var. Çok iyi. Şimdi Karakoçan'da amatörde mi oynayacaksınız? Evet, nasip olursa, kulüp kabul ederse. Karakoçan Kaymakamı Ayhan Akbaba ve kulüp başkanı İsmail Çam da yaptığı değerlendirmede Muğla'da geçmişte futbol oynayan Kaymakam Abdullah Şahin'i uygun görmesi halinde sahada görmek istediklerini söyledi. Yani biz de yeni öğrendik tabii Kaymakam Bey'in Muğla Spor'da oynadığını. O dönemde işte Muğla Spor'da oynadığını Muğla yeni öğrendik. Spor'da. Lisansında olduğunu öğrenince biz de Karakoçan 1985 kulübümüz başkanı da burada. Eğer şey yaparsa, kabul ederse Kaymakam Bey'i direkt olarak kulübün futbol ekibine yazacağız. Bundan sonraki maçlarda da Kaymakam Bey'in de müsait olduğu zamanlar maçlarımıza da bekleriz Kaymakam Bey. İnşallah yarım saat de olsa, bir saat de olsa şöyle Türkiye'de belki Türkiye'de yani kendi amatör kulübünde oynayan ilk kaymakam olarak belki literatüre de geçer diye düşünüyoruz. Var mı öyle? Çok güzel. Bildiğimiz yok. Olursa da ikinci, üçüncü oluruz. Çok önemli değil. Sayın kulüp başkanımız da inşallah. Sayın kaymakamımızın gerçekten performansı bir seviyedeydi. Umut verdi bizlere de inşallah. Yani belediye başkanımız isterse olur bu iş. Tabii ki belediye başkanımız ayrıca bu kulübe gelecek ekstra katkılardan sonra kesinlikle olacaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, o zaman kulüp başkanı iki yeni oyuncu kazandınız. Sizin duygularınızı alalım. Bir tane kesin sayın başkanımın çizgiden kaçırdığı goller sonrası yaptı. Hem ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanı. Lisans çıkacaktı, çıkarıyor. Çıkartırız, sıkıntı ne demek efendim? Evet, Karakoçan 1985 Spor Kulübü'nde artık ilçe kaymakamı Sayın Abdullah Şahin ve belediye başkanı Ayhan Akbaba oynayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun inşallah takımımıza da ilçemize de. Bize güç katacaklarına inanıyoruz. Bakalım Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin'in geçmişte 5 yıl oynadığı futbola geri dönüşü muhteşem olacak mı? Bekleyip göreceğiz.
Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.